Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Bu değerli ayda, bu mübarek ayda yapmış olduğunuz ibadetler, tutmuş olduğunuz oruçlar, yapmış olduğunuz o hayır işler Allahu Teala'nın yüce dergahında kabul olsun. Bizler bu ayda Allahu Teala'nın misafirleriyiz. İmam Ali Aleyhisselam Ramazan ayındaki cuma hutbelerinden birisinde şöyle buyuruyor: Eyyühe's-saim, ey oruçlu olan kimse, tetebber emrek, yapmış olduğun işlere, yapmış olduğun hareketlere dikkat et, düşün, yapmış olduğun işler üzerinde düşün. Fe inneke fi şehrike hâzâ zayıfu rabbik, çünkü sen bu ayda Rabbinin misafirisin. Unzur keyfe tekûnu fi leylike ve naharike, ve gecelerinde ve gündüzlerinde nasıl olduğuna, neler yaptığına dikkatli ol. Çok dikkat et. Ve keyfe tahfazu cevarihake an maasi rabbik. Rabbine karşı uzuvlarını, Rabbine karşı günah işlemekte nasıl sakındırmaktasın? Dikkatli ol. Sakındırıyor musun, sakındırmıyor musun? Kesinlikle bu ayda sakınman gerekir günahlardan. Unzur ella tekune billeyli naimen ve bin nahari gafilen. Ve dikkatli ol. Geceleri uykuyla geçirme. Gecenin hepsini uykuyla geçirme. Ve gündüzlerde gaflet içinde geçirme. Bizler bu ayda Allahu Teala'nın misafirleriyiz. Bunun bilincinde olarak bu ayda hareket etmemiz gerekir. Ramazan ayında bizler Rabbimizin, Allah'ın misafirleriyiz. Ve bu aydaki ev sahibi de Allah Rabbimizdir, Allahu Teala'dır. Ev sahibinin adabı, misafirliğin adabı o ki ev sahibi elindeki imkanları misafirin önüne sunsun. Ve Rabbimiz ev sahibi elindeki imkanlar, yani bunları düşünmek dahi yani insanı dehşete, insanı yani şevke getirmekte, veçhe getirmekte. İki türlü misafirlik var. Bir, insanın yani davet edilmeden, yani bir anda çat kapı gelen misafir. Bir de önceden davet edilen, özel olarak davet üzerine gelen misafirler. Öyle çat kapı gelen, davet edilmeden gelen misafirlere evde ne imkanlar varsa, elimizde o anda ne varsa onlar ona sunulur, ikram edilir. Ama eğer önceden davet edilmişse o misafire hazırlık yapılır. Hazırlık yapılarak ona sunulur. Bakın bu konuda İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam ne buyuruyor? اِذَا اَتَاكَ اَخُوكَ فَآتِيكِ بِمَا عِنْدَكَ. Eğer din kardeşin davet etmeden evine gelirse, yani davet edilmeden, yani çat kapı bir şekilde sana misafir olursa, evinde ne varsa ona ikram et. Yani o anki imkanlarında, elindeki imkan neyse onu ona sun. Eğer senin davetin üzerine gelmişse, yani önceden sen onu davet etmişsen, onun için hazırlık yap. Bakın, hazırlık yap. Bu misafirliğin adabıdır. Ehl-i Beyt imamlarının misafirliğin adabını bizlere bu şekilde anlatıyor. Ramazan ayında Rabbimiz bizi önceden misafirliğe davet etmiştir. Ramazan ayı gelmeden önce diyor ki bu ay geliyor, sizi hazırlık içerisindeyiz. Ramazan ayına geldiğinizde özel olarak davetli misafirlersiniz. Ve Allah'ın da gücü sınırsızdır. Allah'ın kudreti sınırsızdır. Bu şekilde siz düşünün artık, Allah-u Teala bizim önümüze ne ikramlar sunacak? Nasıl nimetleri bize önümüze koyacak ki bizler bu nimetlerden bir şekilde istifade etmemiz gerekir. Bir başka rivayette İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam buyuruyor: İnnel cevade kullel cevad men bezele ma indehu. Cömertliğin kemali ev sahibinin elinde olan imkanları misafirine sunmasıdır. Bakın, cömertliğin kemali ev sahibinin elindeki olan imkanları misafirine sunmasıdır. Evet, bizler bu ayda Allah'ın, yani Rabbimizin misafiriyiz. Ve Allahu Teala da cömertlerin en cömertidir. Yani bu cömertlik onun hakkında da, cömertlerin en cömerti Rabbimizdir. Ramazan ayının 3. günün duasında şöyle okumaktayız. Şu duayı okumaktayız. 3. günün duası. Bismillahirrahmanirrahim. وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ ف۪يهِ بِجُودِكَ يَا اَجْوَدَ الْاَجْوَد۪ينَ. Ey cömertlerin en cömerti! Bugün de yeryüzüne indirmiş olduğun her hayırdan, her hayırdan benim için de bir nasip karar kıl ya Rabbi. Ey cömertlerin en cömerti! يَا اَجْوَدَ الْاَجْوَد۪ينَ. Allah-u Teala cömertlerin
en cömertidir. Ve dolayısıyla da biz onun özel olarak misafirleriz. Bu ayda elindeki olan bütün imkanları, ki Allah'ın imkanları, gücü, kudreti sonsuzdur. Bunu düşünmek dahi mümkün değil. Artık önümüze sunulan nimetleri bizim için tek kalan şey o nimetlerden istifade etmek. Allah-u Teala inşallah bu ayda bu misafirlikten en güzel şekilde faydalanmayı bize nasip etsin. Bir gün İmam Ali Aleyhisselam'ı ağlarken gördüler. Ağlıyordu. Sordular. Fekîle lehu mâ yubgîke, mâ yubgîke. Ey imamımız, neden ağlamaktasın? Niçin ağlıyorsunuz? İmam Ali Aleyhisselam cevap verdi. Lem ye'ati zayfun munzu seb'ati eyyamin. 7 gündür evime misafir gelmiyor. Bakın, 7 gündür evine misafir gelmiyor. İmam Ali ağlıyor, hüzünleniyor. Diyor, bundan dolayı Allah'ın bana olan inayetini kesmesinden korkuyor. Elbette burada bizlere ders veriyor İmam Ali Aleyhisselam. Yani misafirliğin önemini anlatmak için bunu bize gösteriyor. Diyor ki yani 7 gündür eve misafir gelmiyor ve bundan dolayı Allah'ın bana olan inayetini kesmesinden korkmaktayım. Misafirlik bu kadar önemli. Allah-u Teala hiç kimsenin evinden misafirini eksik etmesin. Bir başka rivayette İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam buyuruyor. Men eşbe'a mu'minen vecebet lehul cenneh. Kim bir mümini doyurursa cennet ona vacip olur. Cennet ona gerekli olur. Bakın burada İmam Aleyhisselam buyuruyor, İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam. Birisi evine bir mümini davet ederek onun karnını doyurursa, burada fakir tabiri kullanılmıyor. Fakir istisnası yok. Yani mümin olan, fakir olmasa dahi, durumu iyi olsa dahi, eğer birisi misafir olarak evine çağırırsa, fakir olsun veya fakir olmasın fark etmiyor. O mümini doyurursa Allah-u Teala diyor ona cenneti farz kılar. Cennet ona gerekli olur, cennetlik olur o insan. Allah-u Teala işte bunu bizlere hepimize nasip etsin. Peygamberimize ve masum imamlardan daha onlarca, yüzlerce bu şekilde yani misafirlikle ilgili, misafire olan ikramla ilgili, misafire olan saygıyla ilgili daha yüzlerce rivayetler var. Ve bu dinin sahibi, İslam dini misafirliğe bu kadar önem veriyor. Ve bu dinin sahibi, bu dini bize gönderen kim? Rabbimiz Allah-u Teala'dır. Buna misafirliğe Allah-u Teala kendisi bu kadar önem verirken, bu kadar önem verilmesini isterken kendisi önem vermez mi? Kendisi ev sahipliği yaparken buna önem vermez mi? Bizden ev sahipliği yaparken yani bu şekilde ev sahibi olun, gelen misafire böyle davran derken kendisi acaba o ev sahipliği nasıl yapar? Bunu tefekkür etmemiz gerekir bu ayda, düşünmemiz gerekir. Bu şekilde Rabbimize yaklaşmalıyız. Bu ayda gerçekten de Rabbimiz bize çok özel lütuflarıyla bize ikramda bulunmakta. Çok özel lütuflarıyla. Allah-u Teala Rabbimizin o lütuflarına mazhar olmayı hepimize nasip etsin. Elbette misafirliğin de misafirin de adabı vardır. Bu misafirlikte tavır ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Çok dikkat etmeliyiz. Uzuvlarımızı günahlardan korumalıyız. Yani bu misafirlikten faydalanmanın, Rabbimizin bize sunmuş olduğu o nimetlerden istifade etmenin önemli noktaları günahlardan uzak durmaktır. Günahları günah işlememektir. Bazı hatalardan uzak durmaktır. Eğer bu hatalardan uzak durursak, misafirliğin bu adabını yerine getirirsek, Rabbimiz de bizi o nimetlerinden, Rabbimizin o nimetlerinden çok daha kolay istifade ederiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyuruyor. İza kâne yevmul kıyameti yunâdil munâdi. Kıyamet gününde bir münadi şöyle nida edecek. Eyne ezyâfullâh. Nerede Allah'ın misafirleri? Kıyamet gününde. Nerede Allah'ın misafirleri diye nida edilecek. Ve o sırada oruç tutanlar getirilecek. Yani Ramazan ayında oruç tutulan kim tutan kimseler getirilecek oraya. Onları nurdan olan azametli bineklere bindirecekler. Başlarına saygınlık tacı takarak cennete doğru götürülecekler. Bakın en basit yani Peygamber Efendimiz bize buyuruyor. Ramazan ayında Allah'a misafir olmuş olan insanların kıyametteki durumu. Nerede Allah'ın misafirleri? Allah-u Teala inşallah orada bize o unvanı nasip etsin. Kıyamet gününde bize o şekilde seslenirsin. Nerede Allah'ın misafirleri?
Eğer bizler Ramazan ayında yapmamız gerekenleri yaparsak, o Ramazan ayının adabına uyarsak Allah'ın misafirler unvanıyla kıyamet gününde haşroluruz. Allah bunu hepimize nasip etsin. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam buyuruyor. Şehr-i Ramazan, şehr-i Ramazan. Ramazan ayı, Ramazan ayı. Vessaimûne fîhî ezyâfullâh. Bu ayda, Ramazan ayında oruç tutanlar Allah'ın misafirleridir. Ve onun ikram ettiği kimselerdir. Kim Ramazan ayına girdiğinde gündüzleri oruç tutarsa ve gecenin bir kısmında da ibadet ederse, bak hepsini demiyorum, gecenin bir kısmı. Demiyorum ki bize gece sabaha kadar ibadet edin. Bir kısmını ibadete ayırsak herkes gücü ölçüsünce yeterli. Geceleri ibadet ederse ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınırsa, Allah'ın haram kıldıklarından sakınırsa hesap vermeden cennete girecektir. Allahu Ekber. Hesap vermeden. Yani hesap vermek bize basit geliyor. Kıyametteki en büyük musibetlerden bir tanesi orada hesap vermektir. Yani fark etmiyor, günahımız olmasa dahi, günah az da çok olsa da, ya da hesap vermek insan için büyük bir sıkıntı. Ve bu tür insanlar hesap vermeden cennete gidecektir. Ve misafirlikle ilgili birkaç tane daha rivayet okuyalım. Ve iki tane konuyu burada birleştirdik. Hem bizler için misafirlere nasıl davranmamız gerekiyor, misafirliğe nasıl bakmamız gerekiyor. Ve bu misafirlik olgusundan bizler ki Allah'ın katında Rahman'ın misafirleriyiz, Rabbimizin misafirleriyiz. Bu aydaki ev sahibi Rabbimizle bizlere misafirde nasıl davranmamız gerekiyor? Bunu işte istiyoruz burada. İkisini, iki konu burada bir araya getirmişiz. Ve misafirlikle ilgili birkaç tane daha rivayet okuyup konuyu bitirelim. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Minel cefai istihdamu zayıf. Misafiri çalıştırmak insafsızlıktır, cefadır. Dikkat edin. Eve gelen misafirleri çalıştırmayın. Diyor İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam buyuruyor. Eğer evine misafir gelmişse de sen birisini misafir olarak bir yere davet etmişsindir. Eğer onu çalıştırırsan, ya bu gel mutfağa işte bunu, şunu yap bunu yap, yani iş verirsen, iş yaptırırsan, diyor ki bu misafirliğin, ya bu cefadır, insafsızlıktır. Elbette bazı istisnai durumlar olabilir. Yani sen özel olarak davet edersin, dersin gel beraber yapalım, birlikte yapalım. Yani bu da tamama değil ki yani misafiri bir kenara tutturayım. Bazen misafirin işe karışması onun için iyi olabilir. Yani samimi bir ortam olabilir. Bunlar istisnai durumlar. Ama genel olarak diyor ki yani durduk yere sen misafiri çalıştırma. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Selâtun la yustuhyi minhunne. Üç yerde utanma olmaz. Üç yerde utanmanın yeri yoktur. Birincisi, ev sahibinin misafirine hizmet etmesinde. Misafiri kim olursa olsun. İster küçük bir çocuk olsun, İster büyük birisi olsun, fark etmez. İsterse öğretmendir, öğrencisi olsun, üstattır, talebesi olsun, fark etmez. Yani kim olursa olsun ev sahibinin misafirine hizmet etmesinde utanma olmaz. İkincisi, babanın ve üstadın ayağına kalkmakta. Babaya saygı göstermek gerekir. İslami adaplardan, İslam'ın edeplerinden, kurallarından bir tanesi babaya saygı gösterilmesidir. Babanın ayağına kalkmak, üstadın ayağına kalkmak, bir alimin ayağına kalkmak utanılacak bir şey değildir. Kim olursa olsun, bazen diyebilir ya ben bir yere bakan olmuşum, büyük bir amir olmuşum, babam yani normal bir insan, onun ayağına mı kalkayım? Estağfurullah. Böyle bir şey olmaz, düşünmesi dahi doğru değil. Sen ne olursan ol, babandır, onun ayağına kalkman gerekir. Üstadındır, üstadının ayağına kalkman gerekir. Üçüncüsü, İnsanın hakkını az da olsa talep etmesi. Yani birisinde hakkın var, hakkını alman gerekiyor. Burada utanma olmaz, çekinme olmaz. Bizlerin en büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu. Utanıyoruz. Yani birisinde bizim alacağımız var, birisi bize verecektir. Ama gidip ona söylemekten, hakkımızı da diyelim ki bir iş yerindeyiz, İş yapmışızdır, alacağımız vardır. Ya söyleyemiyoruz, çekiniyoruz, utanma olmaz burada. Gidip orada hakkını isteyeceksin, hakkını alacaksın. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa şöyle buyuruyor. İnne mine sünneti en yahurucer raculu me'a zayfihi ila babit dar. İslami edep gereği ev sahibinin misafirini kapıya kadar uğurlaması gerekir. İslami edep gereği
ev sahibinin misafirini kapıya kadar uğurlaması gerekir. Evet, bizler böylesine İslam ümmetinin misafirliğe değer verdiği bir ümmetindeniz. İslam dini misafirle bu kadar değer vermekte. Çok önem vermekte. Ve dediğimiz gibi bu dinin sahibi Rabbimiz Yüce Allahu Teala'dır. Ve bize bunları emredip de kendisinin bunları yapmaması düşünülemez. Ve bizler de onun misafirleriyiz bu ayda. Allahu Teala inşallah bu Ramazan ayında en güzel bu nimetlerden istifade etmeyi, faydalanmayı bizlere nasip etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.